Ninth idiom. Dokuzuncu deyim. Arkadaşlar, İngilizce deyimler videomuzda dokuzuncu deyimimize geldik. Dokuzuncu İngilizce deyimimiz. Gördüğünüz üzere kırmızı ile ne yazdık? Raining cats and dogs. Yani kelimeler de basit zaten. Cat, dog biliyorsunuz. Kedi, köpek. Rain de yağmur yağmak. Moto moto ne olabilir? Kedi, köpek yağmuru. Kedi, köpek yağıyor. Gökten kedi köpek yağıyor gibi falan anlamlara geliyor birebir çevirisi, motomot çevirisi. Deyimsel anlamı da bardaktan boşanır gibi yağmur yağması, sicim gibi yağmur yağması, şakır şakır yağmur yağması, böyle çok yoğun bir yağmur yağışı için raining cats and dogs kullanıyorlar arkadaşlar. İyi de yani hani daha başka bir şey denemez miydi? Kedi köpek ne alaka yağmurun çok yağmasıyla derseniz. Bu deyimin İngiliz kültüründe geçmişten gelen farklı bir anlamı da var arkadaşlar. Eski İngiltere evlerinde çatıları pek doğru düzgün bir malzemeden yapamadıkları için çok yağmur yağdığında çatıdaki bu kedi, köpek, belki başka canlılar da pat diye odanın içine düşüyorlar o yoğun yağmurdan dolayı. Onun için hani kendi kültürlerinde yoğun yağmur yağdığında o çatıların dayanıksızlığından dolayı canlıların içeri düşmesi veya çatıdan düşmesinden dolayı kedi köpek yağıyor gibi çok yoğun yağmur yağışlarıyla böyle bir eşleştirme yapmışlar. Hani İngiliz kültüründen gelen bu tarz bir tarihi anlamı da var. Bu da bir aklınızın köşesinde bulunsun, bilmiş olursunuz. Raining cats and dogs, kedi köpek yağmuru, kedi köpek yağıyor dedik motomot çevirisinde. Deyimsel olarak da çok yoğun, şiddetli bir yağmur yağışı, bardaktan boşanır gibi yağmur yağması, şakır şakır yağmur yağması gibi anlamlara geliyor. Sonraki videolarda görüşürüz. Mehmet Kara kanalına abone olup videolarımı diğer ortamlarda da paylaşırsanız çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. İngilizce ve diğer Almanca, Osmanlıca öğrenirken başarılar.